Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Şubat-Mart ayına ait güncel bilgileri paylaşacağım. Ayrıca Türkiye'de mesleklerine göre ilk kadınlar listesini paylaşacağım. Videoları kısa tutmayı düşünüyorum. Şimdi başlayalım. UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmiştir. Silahlı insansız deniz aracı Ulak suya indirildi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Nevşehir 2021 Avrupa Spor Kenti ilan edilmiştir. Oscar kazanan en yaşlı kişi olan Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı bağlı olarak Katılım Finans Daire Başkanlığı kuruldu. Turkish Cargo yılın hava kargo taşıyıcısı seçilerek ödül aldı. Voleybol takımının önemli oyuncularından olan Eda Erdem Dündar, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından tarihin en iyi 100 oyuncusu listesine seçildi. Mario Draghi, İtalya'da başbakan olarak göreve başladı. Koronadan dolayı intihar vakaların arttığı Japonya'da Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, ABD, Mars'a uzay aracı gönderecek. G7 toplantısı İngiltere'de olacaktır. Kanada, Çin'in Uygur Türklerinin yaptıklarını soykırım olarak kabul etmiştir. Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açıldı. Ermenistan'da Halk Başbakan'ın istifasını istediği için ülkede olaylar yaşandı. Kazakistan'ın Türkistan şehri Dünya Mirası Kentlerine örgütüne üye oldu. 80'lerin ünlü şarkıcılarından Serpil Barlas yaşamını yitirdi. Güney Atlantik'te sarı penguen görüldü. Dünyanın ilk biyodizelli jeneratörü Türkiye'de üretildi. Avustralya Açık Deniz Turnuvası'nı Naomi Osaka kazandı. Türkiye'nin ilk milli seyir füzesi olan SOM, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Milli güreşçi Ufuk Yılmaz, rakibinin doping yaptığı belirlenmesi üzerine altın madalyanın sahibi oldu. NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'e başarıyla indi. Ünlü bilim insanı Canan, dağ deviren beyin iğnesi icat etti ve adını Aşık Veysel koydu. Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi. Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti. TÜİK başkanlığına Ahmet Kürşat Dostdoğru getirildi. Macaristan'da düzenlenen uluslararası boks turnuvasında milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu ve Buse Naz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu. Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Avrupa şampiyonu oldu. Altın ayakkabı ödülünü Lazio'nun forvet oyuncusu Ciro Immobile kazandı. TÜİK başkanlığına Sait Erdar Dinçer atandı. Mars keşif aracı Perseverance Kızıl Gezegen'de ilk test sürüşünü yaptı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alparslan Çakar getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi Birleşmiş Milletler tarafından ödül aldı. Tayvanlı Evergreen şirketine ait Evergreen gemisi Süveyş kanalına tıkandı. Nevşehir 2021 Avrupa Spor Kenti ilan edildi. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Şimdi gelelim 2021 Mart ayı güncel gelişmeleri. Van Gölü'nde Küçük Mercan ismi verilen balık türü keşfedildi. Şanlıurfa Halfeti'de yetişen Karagül tescillendi. Merkez Bankası Başkanı'na Şahap Kavcıoğlu getirildi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla Köyü Muş'a bağlandı. İzlanda'da yer alan Fagradals Yanardağ 781 sene sonra tekrar faaliyete geçti. Ses kasetinin mucidi Lou Ottens hayatını kaybetti. Brezilya'da yer alan Maracana stadına Pele adı verilecek. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Dünya tarihinde ilk defa Papa Irak'ı ziyaret etti. 2021 Altın Küre ödüllerinde en iyi film ödülünü Nomadland aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk Bayraktar'a Karabağ nişanı taktı. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İngiltere'de 438 bin sterline satıldı. Saça, Jafri'ye ait insanlığın yolculuğu adı verilen ve dünyanın en büyük tuval resmi olan eser Birleşik Arap Emirlikleri'nde 62 milyon dolara satıldı. BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya tarafından Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Azerbaycan'da kimlikle seyahat 1 Nisan itibariyle başladı. Evet, şimdi de Türkiye'de mesleklerine göre ilk kadınlar listesine bakalım. İlk kadın tarihçi Afet İnan,
İlk kadın muhtar Gülesin. İlk kadın başbakan Tansu Çiller. İlk kadın bakan Türkan Akyol. İlk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım. İlk kadın büyükelçi Filiz Dinçmen. İlk kadın vali Lale Aytaman. İlk kadın tiyatrocu Afife Jale. İlk kadın arkeolog Jale İnan. İlk kadın avukat Süreyya Ağoğlu. İlk kadın emniyet müdürü Refiha Sanerk. İlk kadın savaş muhabiri Semiha Es. İlk kadın heykeltıraş Sabiha Benktaş. İlk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen. İlk kadın milli maç hakimi Lale Orta. İlk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen. İlk kadın veteriner Sabire Aydemir. İlk kadın öğretmen Refet Angın. İlk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy. İlk kadın spiker Nuran Devrez. İlk dünya güzeli Keriman Halis. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videolarda da bu şekilde kısa olarak çekmeye karar verdim. Çünkü zamanım yetmiyor diğer türlü. Slide hazırlamak biraz uğraştırıyor ve sınavlarım var bu aralarda. Aynı zamanda onlarla ilgilendiğim için. Şimdi de burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım.